gün kutlandığı anlamda hindi işte kesilen, yanına o hindinin yanına konan yan yemekler, işte kızılcık marmelata mı diyelim, Türkçe'ye çevirince biraz yani bataklık kızılcığı diyelim. Değişik patates yemeği, işte hindinin içine konan doldurma malzemesi her neyse onlar vesaire. Bunlar buraya özgü ama. Bunlar buraya özgü fakat bugün yenilen yemeklere bakılırsa esasında hem bazı baharatların Avrupa'dan, Afrika'dan gelmiş olduğu, bazılarının Amerika'dan ortaya çıkmış gıdalar olduğuna bakarak bunun bir şekilde kültürlerin bir araya gelmesiyle böyle bir mutlu bir bir gıda evliliği olduğunu da düşünebiliriz. Yani bunda yine Amerika'nın güneyindeki zenci mutfağının bazı yemek hazırlama teknikleri dahi içinde var. Yani bu yediğimiz balkabağından yapılan turtalar. Bir daha onu belirtebilir miyiz? Yani Amerika'nın güneyinde güneyindeki zenci mutfağının yemek pişirme teknikleriyle de bazı şeyler pişirilip hazırlanıyor. Yani Şükran Gölü'nde. Birkaç örnek var mı verebileceğin? Hangi yemek türleri mesela? Değişik kale'lerin kavrulmuş olması veya bir takım turtaların yapılmış olması, tatlı patates veya diğer patates yemeklerini yapılmış olması. Aslında sadece... Bunlar yani Amerika'nın güneyindeki zenci kültüründen Şükran Günü'nün menüsüne girmiş şeyler. Fakat şeye bile bakarsak yani bugün balkabağından yapılmış böyle bir turta yapıyoruz. Yani pumpkin pie dediğimiz. Evet. Ki o bile genellikle yine İngiltere'den gelmiş bizim lemon custard dediğimiz bir cins custard'ın buradaki malzemelerle yapılmış şekli. Evet. Mutfak konusuna gelince aslında çok keyifli, lezzetli şeylerle konuşmak mümkün. Bu dönemde aslında Thanksgiving'den de önce başlayan Halloween'le beraber bu kabak, tatlı kabak kültürü bir şekilde yayılmış. Farkındaysak eğer hani Thanksgiving'den önce dahi başlayan bir şey bu. Kabak kültürünün girmesi de enteresan geliyor bana. Değişik şekillerde o spice'ı hep her yere koyuyorlar. Kahvesinde bile mevsim olarak bu dönem geldiğinde Amerika'daki pek çok şeyin içinde kabak kullanıldığını görüyoruz. Meşhur Starbucks kahvelerinde bile var mesela kabak. Evet ama yani biraz artık kabak tadı verdi yani insanlar. Biraz kabak tadı verdi. Kabak her şeyde bunu görüyorlar. Kötü mü bilmiyorum ama olur olmasa her yere koyuyorlar galiba bunu. Evet. Buradan şimdi herhalde bizim olan bağlantısına geçelim. Deminden beri hindi diye konuşuyoruz. Hindi kelimesi Türkiye'nin dışına çıkan her Türk fark etmiştir ki, yani içeride de fark ediyorlar tabii ama İngilizce'de ülkemize hindi denen bir kelime kullanılıyor, Turkey deniyor. Bazı insanlar bunu biraz rahatsız edici buluyorlar ve ülkelerin adını telaffuz ederken hindi ile eşdeğer bir kelime kullanınca hoşlanmıyorlar diye tepki duyanlar da oluyor. Tabii bu bağlantı nereden geliyor onu anlamak lazım. Nasıl olmuştu İngilizce'de bu kelimeyle bizim ülkemizin isminin anlamı aynı kelimeyle kullanılıyor. Şimdi burada şunu söyleyelim. İki ayrı kuşu karıştırıyorlar. Bunlardan bir tanesi Gine tavuğu dediğimiz Gine fowl. Diğeri de İspanyolların Amerika'dan getirdiği ve Portekiz'den el koyduğu hindiler ve bunu İngiltere'ye sunuyorlar. Fakat bundan önce Osmanlı topraklarından ithalat ihracat yapan İngiliz tüccarlar ki bunlara Turkey Merchant deniyor. Bunların getirdiği bazı ürünler var. Bunların içinde mesela Türkiye üzerinden yaptıkları için bunlar Turkey Merchant deniyor. O zaman da Türkiye'ye yani Osmanlı toprağı olmasına rağmen Turkey dendiğini anlıyoruz. Elbette. Yani İzin mi alıyorlar? Niye Türkiye'den gitmeleri gerekiyor bunların? Direkt Akdeniz'den geçemiyorlar mı? Şu anda yani mesela baharatın gelişi Kalküta'dan yani Kerala'dan dediğim gibi Arap tüccarların ufak gemilerle getirip hani Amerika'yı keşfetmekle uğraşmadıkları zamanlarda ufak gemilerle getirip oradan Osmanlılar, ki Osmanlılar önce bu ticareti Memlükliler de yapıyorlar. Yani Memlük Venedik ilişkisi üzerinden kurulmuş bir ticaret bağlantısı. Zaten yeni topraklar bulma bakımından Portekizleri teşvik eden de acaba bu ticareti kıran başka bir yol bulabilir miyiz deyip Vasco da Gama'nın Ümitburnu'nda dolaşarak Hindistan'a gitmesi. Zaten bu arada ortalığı karıştıran ve hangi kuşun hangi kuş olduğunu
konusunda bizi şüpheye düşüren Portekizlerin bu noktada biraz gizemli davranması. Hatta nasıl bir gizem? Hatta öyle ki o dönemde bazı denizcilik haritalarını bulundurmak veya belli gemi rotalarını başkalarına söylemek idam edilme sebebi bile olabiliyor. Yani çünkü çok kendilerine ekonomik bir avantaj sağlayan bazı yollar keşfediyorlar. Hindistan'dan genellikle baharat, altın, gümüş ve daha sonra da bunların gümrüğün ödenmesi sırasında Atlantik Okyanusu'nda bu gümrük işleri için kullandıkları adalarda Güney Amerika'dan gelen Hintlileri alıyorlar. Şimdi bu arada İspanyolca'daki bu Hintliye de Peru deyişini, neden Peru dendiğini düşünürsek. İstersen belki dinleyenler takip edemeyebilir. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi Turkey Merchant, yani Hindi ticareti yapan İngiliz tüccarlardan bahsettik. Bunlar Osmanlı'dan, yani Türkiye'de denilen hala o zaman bile yerden izin alıyorlar ticaret yapmak için. Oradan Afrika'ya geçiyorlar. Doğru mu anlıyorum? Oradan Gine tavuğu dediğimiz şeyi... Hayır, Gine tavuğu zaten bulunuyor şeyde. Orta Doğu'da bulunuyor zaten Gine tavuğu. Yani bizim Turkey Merchant dediğimiz insanlar sadece Hindi değil, hububat, baharat, her türlü her şeyi getiriyorlar. Yani Turkey yani, isminin orada evet. Gine tavuğu bir bağlantısı yok. Çünkü İngilizler buna şöyle diyor, yani Turkey Bird, yani bu Turkey Merchant'ın getirdiği kuşlar, ki bunlar öncelikle bu Gine tavuğu dediğimiz Afrika'da yetişen ve Sahara ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılmış. O zaman da Turkey, kara tavuk, bir nevi kara Turkey tavuk. Turkey kelimesi kullanılıyor. Kullanılıyor. Türkiye yazan gibi kullanılıyor. Ama bunun hayvanla bağlantısı henüz yok. Yani hayvanla bağlantısı bu tüccarların getirdiği kuşlara Turkey Bird denmesinden. Çünkü bunların getirdiği hububata da Turkey Corn deniyor. Yani Türkiye üstünden getirilen ithal mallara bir şekilde onda bağlantılı isim olarak Turkey Bird deniyor. Evet. Hatta tabii şimdi şöyle izleyicilerimiz... Ama hayvanlar da Gine fowl nasıldı? Yani bir Gine tavuğu Gine diyelim. Şu şekilde yanıltmayalım. Yani burada hani corn veya mısır anlamında kullanmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki mısır Kuzey Amerika'dan geldi. Yani İngilizce'deki corn deyimi grain, yani tahıl anlamına da kullanıyor veya taneli her şeye corn deniyor. Hatta biliyorsunuz corn beef dediğimiz bir et var ki onun hazırlanışında tuzu da böyle iri taneli tuz kullanıldığı için. Yani taneli her şeye corn deniyor. O bakımdan yani mısıra da corn denmesi o nedenle. Yani onun illa mısır olması gerekmiyor. Tamam. Şimdi şöyle diyelim, niye Turkey diyoruz? Yani biz buna mesela hindi diyoruz. Oraya geçmedi ama bu Portekiz, yani iki şeyden bahsettik. Bir tanesi işte Afrika'dan ticaret yapan İngiliz tüccarlarının getirdiği tavuğa Turkey Bird deniyor. Bir de Amerika'da bugün bildiğimiz hindi olarak bildiğimiz kanatlı hayvanın ona Turkey denmesinin ve onun oradan kıta Avrupa'sına ve diğer yerlere gelmesinin öyküsünü bağlantılı. Ha, şimdi onu İngilizler, yani Portekizliler bu gümrük ödemesi sırasında bu adalarda İspanyolların getirdiği hindileri de alıp Avrupa'ya getiriyorlar. Bu arada yani bugün dünyadaki borsaların... O Avrupa'da o ana kadar yine tavuğundan bahsetmiyor. Amerika'daki bugün bildiğimiz hindi hayvanı Avrupa'da var mı? Avrupa'da önce İspanyollar getiriyor fakat... Ama Amerika'dan getiriyor. Amerika'dan getiriyorlar elbette. Tamam, onu... O yüzden mesela Peru diyorlar. O gelen hayvanın adı ne o zaman? O hayvana İspanyolca'da Peru deniyor. Çünkü İspanyolların bu Papa'nın ikiye böldüğü Doğu ticareti, Batı ticaretinde Güney Amerika'daki kral naipliği Peru, yani içinde Şili, Arjantin, bütün ülkeleri birbirinin içine alıyor. Yani o yüzden İspanyolcası hindinin Peru bu amaçla, yani İspanyollar Güney Amerika'dan bu kuşu getirdikleri için. Evet. Peru diyorlar. Ama esas ticaretini Portekizliler yapıyor. Ve Portekizlilerin bu ticaretini yaptıkları yer de Hollanda'daki Antwerp şehri. O zamanlar Antwerp'e işte hindileri getiriyorlar. İngilizler kumaşlarını getiriyor. Almanlar değişik madenlerini falan getiriyor. Ve bunlar Antwerp'in şehir yapısına bakarsanız böyle bir sürü meydanları var. Bunun olması da herkes malını getirip yığıyor böyle meydan meydan. Ve orada alıp satıyorlar, yani işte artık nasıl kaça aldın, kaça sattın falan derken. Fakat herhalde bir müddet sonra hani bu kuşları muşları da getirince ortalık epey kirleniyordur. Hollanda'da diyor ki yani bunu artık yani malı görmeden de ticaret yapabilir miyiz diye. Dünyadaki ilk borsayı Antwerp'te kuruyorlar. Yani
Orada da belki Hintlilerin fazla gürültü yapması ve ortalığı kirletmesinin tesiri var. Belki bunu temiz bir şekilde yapalım. Bunu borsa üzerinden halledelim. İlla kuşu görmek gerekmiyor. Tamam. Hayvanın isminin Turkey olması... Hayvanın Turkey olması, İngilizler öncelikle yani Türkiye'de ticaret yapan tüccarların getirdiği Turkey Bird'den sonra Portekizlerin getirdiği kuşu da görünce bunu birbirlerine benzetiyorlar. Hatta Shakespeare bile iki kuşu karıştırıyor. Yani bazı eserlerinde bir tanesine Turkey derken ötekine Guinefowl dediği yerler var. Guinefowl demek isterken ona Turkey diyor mesela. Karıştırılması kolay olabilir çünkü esasında görüntü olarak ikisi de aşağı yukarı siyah bir kuş. Belki tüyleri açısından yani Hindi dediğimiz kuş daha enteresan olabilir. Mesela yine Levanten Arapçada da buna dik habaş deniyor. Yani habeş tavuğu. Yine öncelikle yine tavuğu için kullanılmış. Fakat daha sonra Hindi için de aynı ismin kullanılmasında bir zarar görülmemiş. Özellikle ben doğru anlıyorsam lütfen tekrarlayayım diye söylüyorum. Çünkü tarihsel veriler söylüyoruz. İsimler, tarihler veriyoruz. Belki çok kolay akılda kalmayabilir diye. İngilizler, İngiliz tüccarların getirdiği, Afrika'dan getirdiği tavuğa Turkey Bird diyorlar. Turkey Bird diyorlar. Sonra Amerika'dan getirilen bugün Hindi diyebildiğimiz hayvanın benzerliğinden dolayı onlara da Turkey, Turkey deniyorlar. Evet. İsim oradan dolayı o yapışıyor. Kuşa o şekilde yapışmış. Evet. Evet. Başka bununla ilgili tarihsel bir bilgi aktarabilir misin? Yani sadece bizde değil tabi Fransızların da mesela buna dent diyor Fransızlar. Onlar da onun Hindistan kuşu diye bahsediyor. Lehçe'de mesela indik diyor. Biz Türkçe'de de mesela Hindi diyoruz. Yani bunun geldiği yer açısından. Yalnız, biz de Hindi diyoruz. Hindistan'da bir bağlantı olduğu için mi? Bunun yani o günün coğrafya konseptleri açısından bakmamız lazım. Yani Arapların da dik habaş demesi ve o zamanlar Hint Okyanusu sahilindeki bütün ülkeler konsept olarak Hint deniyor. Yani Hint'ten, Sint'ten, doğudan, batıdan derken bunun içinde Habeşistan bile var. Yani Habeşistan'dan gelen bir kuşun bile Hint tavuğu şeklinde tarif edilmesi mümkün. Yani bizdeki Hindi, Hint. İlla Hindistan'dan geliyor diye değil. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Biliyorsun Portekizlilerin bir kolonisi var Hindistan'da. Hindistan'da da Hindi'ye benzeyen küçük bir kuş var ve Babür'de hazırladığı kitapta Portekizlilerin kendisine hediye ettiği Hindi'yi resmetmiş bir takım eski minyatür kitaplarında var. Fakat büyük miktarda özellikle de Hindi'nin yediği gıdaları düşünürsek Hindistan'da pek yani üretilen bir evcil bir kuş değil. Hintçe'de Hindi kelimesinin anlamını biliyor muyuz? Nasıl bir şey kullanıyorlar acaba? Yani Hindi'ye benzeyen kuşun Hintçe'de bir ismi var fakat bizim bildiğimiz Hindi gibi değil. Daha küçük bir kuş. Ama Hindi'ye benziyor. İlginç aslında. Kültürler arasında böyle etkileşimler farklı şekillerde, farklı yerlere varabiliyor. Bizim Hindistan kelimesinin Hindi ile bu kadar benzer olması acaba örneğin nasıl Kolomb gittiğinde Amerika tarafına oranın Hindistan olduğunu zannediyorsa belki oradan gelen bir hayvan olarak Hint'e dair bir ürün mü diye mi algılandı acaba? Şimdi Kolomb'un anıları ki bunu kendisinin yazmadığını, kendisinin anlattığını ve başkalarının yazdığını biliyoruz. Bu tip gıdayı Antiller'deki adalardan bir tanesinde yediğinden bahsediyor. Yani Hindi gibi bir kuşu yediğinden bahsediyor Kolomb. Evet. Bu Hindi ile ilgili Türklerin duyduğu rahatsızlık konusuna bir iki şey sormak istiyorum. Bana bir iki tane soru gelmişti onunla alakalı ama kimi Türkler ülkelerine Hindi denmesinden rahatsızlık diyorlar. Sence bu rahatsızlık duyacak bir şey midir? Yani bence rahatsızlık duyacak bir şey değil ama İngilizce'de içinde bu Turkey kelimesi geçen değişik tanımlamalara bakıldığı zaman bunun genellikle mesela
Turkey kelimesi, yani Turkey kelimesi, deyimler var, şakalar var. Yani o zaman, pek yetkin zekalı olmayan veya gişede iyi bir gişe yapmadan kapanan Broadway şovlarına da hani it's a turkey, yani iyi iş yapmadı anlamında kullanıyorlar. Biraz örnekleri çoğaltalım mı yani bilebildiğimiz kadarıyla? Mesela cold turkey dediğimiz, olumsuz anlamda kullanıldı bu ülkede. Mesela cold turkey dediğimiz hani bir alışkanlığı ve genellikle yani uyuşturucu, yani sigarayı da bırakan onu da cold turkey deniyor ama orada da insanların bu türlü yani uyuşturucuyu bıraktığı zaman kendisine titreme gelmesi ve bu titremeden dolayı cildinin belki hindi cildi gibi mesela pütürlü hale gelmesinden dolayı I am going cold turkey, yani işte soğuk hindi oluyorum falan gibi. Veya talking turkey dediğimiz zaman genellikle bu hindilerin çıkarttığı seslere bakılarak hani genel bir konuşma yapmaya da